Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 17 Ekim 2019 Perşembe. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü engelsiz bir yaşam için başardıklarımı gör, beni fark et etkinliği düzenledi. Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü engelsiz bir yaşam için başardıklarımı gör, beni fark et etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, "Hepimize malumdur ki can kutsaldır. Onda kusur aranmaz. Nasıl gördüğünüzle, nereye konumlandırdığınızla ilgilidir." dedi. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına insan odaklı ve hak temelli bir anlayışla kalıcı çözümler üretebilmek, hayata küsmeden pozitif bakabilmeleri, toplumsal hayatın içerisinde yer almaları, sosyal hayattan iş hayatına, spordan sanata, toplumun tüm kesimlerinde kendilerini gerçekleştirebilmeleri temel hedefimizdir. Hepimizce malumdur ki can kutsaldır, onda kusur aranmaz. Nasıl gördüğünüzle, nereye konumlandırdığınızla ilgilidir. Bu doğrultuda eğitim, sağlık, istihdam, erişebilirlik, sosyal hizmet alanlarında önlerine konulan engelleri tespit ederek bunlara yönelik çözümler üretiyor ve bakanlık olarak, il müdürü olarak hayata geçiriyoruz. Son yıllarda birçok yasal düzenlemeler ve toplumsal farkındalık ile olumlu gelişmeler yaşanmış, hayatın her alanında engellerin etkin katılımı önemsenmiş ve hayatları kolaylaştırılmıştır. Şüphesiz ki bu alanda yapılanlar yeterli görülmemekte ve yapılacak daha çok işimizin olduğunun bilincindeyiz. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata daha fazla varlık göstermeleri sosyal yapımızı zenginleştirecek, toplumsal gücümüzü artıracaktır. Bugünkü etkinliğimizde engelsiz bir yaşam için başardıklarımı gör, beni fark et sloganıyla toplumsal farkındalık düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. Engelli yaşam. Engelli vatandaşların çektikleri zorluklar konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturabilmek adına meydana engelli parkurları yerleştirildi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları tecrübe edebilmek için tekerlekli sandalyeye bindi. Oluşturulan parkurda ilerlemekte güçlük çeken Başkan Aksun, zor da olsa parkuru tamamladı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, engelli vatandaşların daha kolay yaşayabilmeleri için Erzincan'da önlerindeki tüm engelleri kaldıracağını söyledi. Engelli yaşamı sürdüren insanların farkındalığını oluşturmak için böyle bir etkinliğin talimatını veren önce Sayın Valimize ve etkinlikleri hazırlayanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İlimizde bu farkındalıkları zaman zaman yerine getirilebilmesi için, oluşturulabilmesi için herkes işbirliği içerisinde hareket etti. Özellikle 3 Aralık Engelliler Günü'ne sıkıştırılmaması için farklı zamanlarda bu farkındalığın oluşturulmasını Sayın Valimiz uygun görmüşler. Bundan böyle Erzincan'ın her köşesinde zor yaşayanların daha kolay yaşayabilmeleri için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağımızı ifade eder. Saygılarımı sunarım. Sağ olun. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise parkurlarda engelli çocuklarımızın yapabildiklerini, engelsiz olarak bizler ne kadar yapabiliyoruz onları göreceğiz dedi. Efendim, bugün engellilerle ilgili herhangi bir gün değil. Bugün sadece bir güne sıkıştırılamayacak sevginin ortaya konulacağı, yeter ki sevgi engelli olmayalım dediğimiz bir gün. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz,
rehabilitasyon merkezlerimiz, Özel Sporcular Federasyonumuzun il temsilciliği ile birlikte sizlerin de katılımı ile o çocuklarımızı fark etmek üzere, başardıklarını görmek üzere, imkan verilince neler olduğunu görmek üzere bir araya geldik. Şimdi hep beraber oluşturulan parkurlara geçeceğiz. Önce bir dereceye giren sporcularımız var, özel sporcularımız var. Onların ödüllerini vereceğiz. Peşinden parkurlarda engelli çocuklarımızın yapabildiklerini, engelsiz olarak bizler ne kadar yapabiliyoruz onları göreceğiz. Az önce belediye başkanı engelli dostu bir kent müjdesi verdi. Şehrimizin her noktasında engelli vatandaşlarımıza engel çıkartan noktaları tek tek tespit edeceğini, özellikle kamu kurumlarıyla ilgili bu yönde talimatlarımız zaten var. Bunun kontrollerini de sürekli yapıyoruz. Belediyemizin de şehirde, sokakta, parkta, bahçede bu engelliye engel çıkaran noktaları tespit edip gereğini yapacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunduk. Onun için ben kendisine teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum efendim. Erzincan'da modifiye araç tutkunları kulübü üyeleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçi'ye manevi destek olması amacıyla kent merkezinde konvoy düzenledi. Erzincan'da modifiye ve araç tutkunları kulübü üyeleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçi'ye manevi destek olması amacıyla kent merkezinde konvoy düzenledi. Modifiye ve araç tutkunları kulübü üyeleri Erzincan Belediyesi önünde bir araya gelerek destek verdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra yaklaşık 700 araç ve 45 civarında motosikletten oluşan destek konvoyu Ordu Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nde şehir turu attı. Erzincan Belediyesi park ve yeşil alan ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince şehir genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda çim ekim çalışmalarının yanı sıra kauçuk zemin ve oyun grubu kurulumu gerçekleştiriliyor. Son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde yeşil alan ve çocuk oyun gruplarıyla bir parkın yapımı tamamlanarak hizmete sunulurken, Demirken, Çukurkuyu ve Arslanlı mahallelerinde bulunan 4 parkta çalışmalar devam ediyor. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerimin hizmetine en iyisine layık olduğunu daha gelmeden söylemiştik. Bugün de park düzenlemeleri açısından Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz. Mimar Sinan Mahallesi'nde söz verdiğimiz gibi park alanını düzenledik ve çocukların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Büyüklerin banklarda çocukların izleyebileceği şekilde dizayn ettik. Bu durumu beldede de ayrı ayrı parklar düzenleyerekten çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Allah nasip ederse her mahallemizde park donanımları hazır hale getirilmiş olacak ve halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır. 16 Ekim Dünya Gıda Günü olması münasebetiyle Bahçelievler İlkokulu öğrencileri gıda denetimi hakkında bilgilendirildi ve Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi. Daha sonra Dünya Gıda Günü'nde öğrenciler gıda denetimine çıktı. 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Bahçelievler İlkokulu öğrencileri gıda denetimi hakkında bilgilendirilerek Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi. Eğitimin ardından Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi personelleri ve öğrenciler birlikte ilimizde bulunan marketlerde gıda denetimi yaptılar.
Minik gıda denetçilerinin yaptığı gıda denetimlerinin ardından İl Tarım Müdürü Murat Şahin bilgiler aktardı. Evet, Dünya Gıda Günü bugün 16 Ekim 2019 tarihinde minik öğrencilerimizle gıda denetimine çıktık. Burada Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüz tarafından organize edilen Bahçelievler İlkokulu'ndaki 4. sınıf öğrencilerinden 20 öğrencimizle birlikte ilimizdeki marketleri ve gıda üreten ve gıda satış yerlerinin denetimini yapmaktayız. Bu projede amacımız küçük çocuklarımızın gıda güvenliği hakkında bilgilendirilmesi ve kendilerinin buna dikkat ederek bizim birer elçimiz olması. Biz gıda güvenliğine biliyorsunuz çok önem veren bir yapıdayız. Burada öğrencilerimizin de bu bilinci alarak farkındalık oluşturması ve buraya gidecekler inşallah kendi okullarında diğer arkadaşlarına bunları anlatarak bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Buradaki öğrencilerimize inşallah ömürleri boyunca başarılar diliyoruz. Aynı zamanda Bahçelievler İlkokulu müdürümüze ve çalışanlarına, öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni gıda denetçilerimiz, gönüllü elçilerimiz bizim çocuklarımız olacak. Hepinize teşekkür ederim. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.